Ahri'ye selam getirdim. Sizlere Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdim. Değerli Ahri'li kardeşlerim, bizler hizmet yarışında milletimizin hizmetkarıyız. Bizim davamız milletimizin davasıdır. Bizim derdimiz milletimizin derdidir. Bizim mücadelemiz milletimizin mücadelesidir. Siyaseti niçin yapıyoruz? Allah'ın rızasını kazanmak için yapıyoruz. Siyaseti millet için, milletin refahı için yapıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle huzurunuzdayız. Cumhurbaşkanlığı sistemi tarihin bizi yönlendirdiği isabetli bir tercihtir. Türkiye'nin enerjisini israf eden parlamenter sistemin miadı dolmuştur, dolmuştu. Biz de 24 Haziran'da yeni bir yönetim sistemine geçtik. Yeni dönemin vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bir ihtiyacın sonucudur. Türkiye artık prangalarından kurtulmuştur. Ülke olarak 2023 hedeflerimiz, 2053, 2071 vizyonumuz var. Bu doğrultuda daha çok çalışacağız. Değerli hemşehrilerim, biz birlik ve beraberliğimizi muhafaza ettiğimiz sürece hiç şüpheniz olmasın ki 21. yüzyıl Türk yüzyılı olacaktır. Güçlü ve lider ülke Türkiye'yi hep beraber inşallah inşa edeceğiz. Ben sorunları dinleyen, açık iletişime geçen, kapısı herkese açık bir bakan olmaya sizlerin huzurunda söz veriyorum. Bir yandan hasat vakti diyoruz. Bağdaki üzüm üreticisinin bağ bozumuna eşlik ediyoruz. Memleketin her karış toprağını çiftçilerimizle bir arada dolaşıyoruz. Diğer yandan balıkçılarımızla beraber bira bismillah diyoruz. Onların sevinçlerine ortak olmaya çalışıyoruz. Ekrem Bey'in dediği gibi sabah Artvin'deydik. Şimdi Ağrı'dayız. Öğleden sonra İstanbul'da olacağız. Akşam da geziyi ertelemedik, Sudan'a geçeceğiz. Kur'an-ı Kerim'de Nahl suresi vardır. Nahl da Arapça arı demektir. Cenab-ı Allah'ın bu sureye arı ismini vermesinde büyük hikmetler vardır. Yüce Allah bu sure ile arı ve arı ürünlerinin ne kadar değerli, ne kadar özel olduğunu bize bildirmiştir. Bu yüzden arı kadar da arıcılık özeldir. Arıcı kardeşlerimin ne şartlarda çalıştıklarını iyi biliyorum. Arıcılık bir sabır işidir. Arıcılık bir aşktır. Arıcılık bir tutkudur. Arıcılık olsa olsa arı gibi çalışmaktır. Arılar ayrıca cumhuriyet perverliğiyle bilinir. Yani arılar kendi liderini seçer. İnsanoğlunun ruh haline, genel olarak bağışıklık sistemine iyi geldiği bilinen balın faydalarını saymakla bitirmek güç elbet. Değerli kardeşlerim, dünyada mevcut ballı bitki tür ve çeşitlerinin %75'i ülkemizde. 40'ın üzerinde ülkeye bal ihracatı yapıyoruz. Dünya bal üretiminde Çin'den sonra ikinci sıradayız. Bundan dolayı sektördeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Üretim ve tüketim süreçlerini yeniden yapılandırıyoruz. Ağrı'da arıcılıkla ilgili olarak genç çiftçi projesi kapsamında 89 gencimize 2.7 milyon TL destek verdik. Organik arıcılık kapsamında 226 işletmemizi destekliyoruz. İPART kapsamında da bugüne kadar 27 arıcılık projesine 1.5 milyon TL destek verdik. En az 30 kovan ile yapılacak arıcılık yatırımlarında alet, ekipman ve boş kovan alımına %60 destek verdik. Verdiğimiz bu desteklerle Ağrı ilimizde son 16 yılda bal üretimimiz 4.5 kat artarak 40 tondan 182 tona çıktı. Ancak Sayın İl Müdürüm, Sayın Valim, Ekrem Bey, bu yeterli değil. Ağrı'daki potansiyel bunun çok üzerinde. Türkiye'de 120 bin ton arı üretiyoruz.
desteği bizden vermesi, değerlendirip üretimini arttırmaktan da sizden. Kovan sayımız 7,5 kat artarak 2192'den 16550'ye çıkmış. İnşallah eğer seneye buraya geldiğimizde iki misli kovan sayısı görürsek ben çok sevineceğim. Bakanlık olarak aracılarımızı hem üretirken hem yatırım yaparken desteklemeye devam edeceğiz. Ağrı'da son 16 yılda orman ve su alanında yaklaşık 1 milyar lira yatırım yaptık. Ağrı Yazıcı Barajı'nı inşa ettik. 19 bin dekar araziyi sulamaya açtık. Çiftçilerimize yıllık 11,5 milyon TL zirai gelir artışı sağladık. 4,2 milyon fidanı toprakla buluşturduk. 2 şehir ormanı tesis ettik. Ağrılı çiftçilerimize 2002 yılında 30 milyon TL tarımsal destek verilmişken bu desteği yaklaşık 4 kat artışla 2017 yılında 114 milyon TL'ye çıkardık. Ağrı'ya 470 milyon hayvancılık desteği, 200 milyon yem bitkileri desteği, 7,5 milyon hayvan alımı ve ahır yapımı kapsamında hibe verdik. Ağrı ilinde 33 milyon TL kaynak kullanılarak 400 bin dekar alanda toplulaştırmayı da tamamladık. Özetlemek gerekirse Ağrı'ya toplamda 1,1 milyar lira tarımsal hibe verdik. Ağrı ilimizde tarım ve hayvancılığı geliştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu kapsamda yeni yapılacak veya modernize edilecek ahır ve ağların inşaatına %50 hibe veriyoruz. Yüksek verimli erkek damızlık hayvan alımında %80 hibe veriyoruz. İnşallah bu sene bu hibeleri de değerlendireceğiz. Bu bölgeye özel artırma imkanımız varsa söz veriyorum ağrımıza. İnşallah bunları da artıralım. Ağrı'yı mera yetiştiriciliği bölgesi haline getiriyoruz. Et sığırcılığına uygun düve alımında 200 başa kadar %30 hibe veriyoruz. Programda aşıları yapılmış 4 aylık her buzağı için 750 TL'ye kadar destek veriyoruz. İnşallah bunu da artıracağız. Yani Ağrı'ya da özel, bölgeye de özel inşallah bu 750 lirayı da artıracağız. Önümüzdeki yılı artıracağız. Damızlık Koç Teke Üretim Merkezi kapsamında ağıl yapımına, alet ekipman alımına, erkek damızlık alımına %50 hibe veriyoruz. Ağrı için söylenecek çok sözümüz var, yapılacak çok işimiz var. Ağrı her şeyin en iyisini hak ediyor. Tüm sorunlarımızı sizlerle istişare ederek çözeceğiz. Üreticiye kazandıracağız. Tedarik zincirini iyi kuracağız. Peygamberimiz hayırda yarışın demiş. Vakit üretme vakti, vakit çalışma vakti, vakit kazanç vakti. Üretime her anlamda destek vereceğiz. Değerli kardeşlerim, ülke olarak çok önemli bir eşikteyiz. Bir yandan büyüyor, bir yandan da iç ve dış mihraklarla uğraşıyoruz. Bizi topla, tüfekle yıkamayanlar dolarla, algı yönetimiyle alt etmeye çalışıyorlar. Buğdaya, una, ekmeğe zam geliyor diyerek vatandaşımızı huzur edenlere milletçe milli bir duruş sergileyerek gereken cevabı veriyoruz. Dün ben de bu konuda çok spekülasyon olduğu için sabahtan tüm zincir mağazalarımızı aradım. Yani Türkiye'de yerleşik 81 ilimizde MOKİM ulusal zincir mağazalarımızı aradım. Siz ne düşünüyorsunuz dedim ekmekle ilgili olarak. Onlar da dediler ki biz yeni yıla kadar kesinlikle zam yapmayacağız. Zarar bile etsek zam yapmayacağız. Ben de dün televizyonlara çıktım, dedim ki ben fakirin, fukaranın, vatandaşın ekmeğiyle oynatmıyorum. Bu spekülasyonlara yeter. Yeni yıla kadar ekmeğe zam yok diye televizyondan aykırdım. Yeni yıla kadar ekmeğe zam yok. Alabileceğiniz yerler her köşe başındaki MOKİM zincir mağazalarından alabilirsiniz. Tabii ki diğer paydaşlar da bu konuda gerekli hassasiyeti gösterdiler, gösteriyorlar. Bu konuda Fırıncılar Federasyonu'na şimdiden teşekkür ediyoruz.
Türkiye Cumhuriyeti çok kadim bir devlettir. Avcının hikayesi ise aslan ortaya çıkana kadardır. Artık aslan sahneye çıkmıştır. Takke düşmüş, kel görünmüştür. Aziz milletimiz kendisine oynanan oyunların farkındadır. Artık bu millet ısırıldığı delikten bir daha ısırılmayacaktır. Ben bu duygu ve düşüncelerle sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Gününüz aydın olsun.